gerekiyor. Tank izolasyonu da Türkiye'de biliyorsunuz en büyük sıkıntılardan bir tanesi de sütun bakterioloji karakteri. Bu sayede devamlı soğuk süt içeride barındırarak bakteri gelişimini sıfırlıyoruz. Dolayısıyla devamlı kaliteli sütümüz oluyor. Soğutma tanklarında bile ki o yine bizim ülkemiz için güzel bir teknolojidir. Soğutma tanklarında bile siz sütü 4 dereceye düşürürsünüz. Bir soğumluk sahanda tekrar 1 derecede bir sütü içerisine koyup soğutmaya çalışırsınız. Burada devamlı surette 2 derecede süt girer içeriye. Buyurun. Bulmuş olan bir makine. Her bir hayvanın geldiği noktada bireysel olarak tanımlıyor. Hayvanlarımızın kulaklarında elektronik küpelerimiz var. Küpeler yardımıyla hangi hayvanın olduğunu tanımladıktan sonra o hayvana olan verilerin de direkt olarak bilgisayar sistemine aktarılmasını sağlıyoruz. Eğer ki olmuş bir uygulama var ise herhangi bir ilaç uygulaması gibi hayvan buraya geldiği noktada tanımlanıyor. Tanımlandıktan sonra o hayvanı sağmaması gerektiği bilgisayarda tanımlandığı için uyarı veriyor ve sağma geriye çekiyor. Yine aynı şekilde akış ölçerler var. Akış ölçerlerle beraber sütün içerisindeki bozukluk, kan, herhangi bir pıhtı veyahut da farklı bir yoğunluk olması durumunda yine sağım makinesi uyarı vererek o hayvan için sağmama şeklindeki uyarısını devam ettiriyor. Günde 3 kez sağım yapıyoruz. Yaklaşık olarak saatte 320 hayvan sağma kapasitesine sahibiz. Bunu yaklaşık olarak toplamda bu işletmemizde 2500-2600 sağmaya ulaştığımızda 7'şer saatlik döngüleri oturtmaya çalışıyoruz. Geri kalan 1 saatte de bir sonraki sağım için temizlik, dezenfeksiyon işlemlerimiz devam ediyor. 24 saat boyunca çalışan bir sistem olacak. Bir günde kaç tane sağabileceğiz? 2600 hayvanı sağabileceğiz 3 sefer usulüyle. Yani toplamda buraya 2600 çarpı 3 dersek 2500-2800 hayvanı alacağız, çıkartacağız, günlük. Alacağız, çıkartacağız günlük. Şu anda sabah 8, öğleden sonra 4 ve gece 12 olarak sağımlarımız programlanmış durumda. Bir yarım saat sonra tekrar sağımımız başlayacak. Hali hazırda bu tesisimizde 2100 adet gebe düvemiz var. Bununla beraber 200 kadar da sağdığımız hayvanımız var. 200 kadar da yavrumuz var şu anda. Ocak ayı itibariyle toplam sağılabilir kapasitemiz 1600 sayılarına ulaşacak. Şubat ayından itibaren de 2000 ve üzerine çıkmış olacak. Buyurun. Tam şu hayvanların olduğu noktada bir adet kapımız var. O kapı raylı olarak açılıyor. Açıldıktan sonra hayvanlar içeriye giriyorlar. Zaten tuvalet ihtiyacı gibi bir şey. Anlaşılıyor mu? Tamam. Saatlerin yanında bir an önce o melelerin bir kapı ortamına çıkıyor. Dolayısıyla bu kapı açtığı bir kapı açtığı eğer cümleyin ortasına arkadan yardımcı olan arkadaşlarımız var. Geldikten sonra 90 derecelik dönüş yapıyorlar. Her bir tanesi dönüş yaptığında o ayırıcı bölümün kendi kendine kalkıyor. Kalktığında bir sonraki yanaşıyor. Sağımları tamamlandıktan sonra Allah Allah. Tarafta... Kendisi yanaşıyor ya. Tabii ki. Kendileri yanaşıyor. Fark ediyor. Aynen öyle fark ediyorsun. Ama böyle bir şey yok. Eğitim şart. Ben bunları daha sağımda seyrettim. Var ya gelişanlı. İlk öğreniyorlar ya. İlk türlü hani ilk sağımda. Yani şarkı şu anda geliyor. Bak şimdi. Mesela en sondaki de gördüğünüz geldi. Hop döndü. Hop ayırdı. Bunu bir görevini var ya o eğitim melaket. Çok çok duruyor. Harika bir şey ya. Elinize sağlık. Sağ olun. Sayın Valim, tesisle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Niğde'de çok güzel şeylerin olduğunun bir örneği de bu tesis, bugün geldiğimiz tesis.
Bizi çok mutlu eden bir çalışma oldu bugün birlikte arkadaşlarımızla gezmemizde. Çünkü Türkiye'nin en modern tesislerinden birisine sahip bir ilde görev yapıyor olmak bize çalışmalarımızda bundan sonra da güç verecek konulardan bir tanesi. Dünya çapında, Avrupa Birliği çapında bu ölçüde modern bir tesisin olması ve verimsiz arazilerin tarıma ve hayvancılığa kazandırılması mutlu edici bir görüntü veriyor. Biz gerçekten mutlu olduk. Öncelikle ben bu tesiste emeği geçen kim varsa hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Gerek şahsım, gerek NİDE, gerekse ülkem adına. Biz buraya üçüncü ziyaretimiz resmi anlamda ve her geldiğimizde buranın biraz daha büyüdüğünü, biraz daha her anlamda teknoloji, modernleşme anlamında ileriye gittiğini görüyoruz. Bu da bizi ziyaretine mutlu ediyor. Bu tesis hakikaten bizler için, NİDE için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Biz de bu tesiste her daim bizim üzerimize düşen ne varsa bu tesisin gelişmesi için yapmaya her zaman taahhüt ettik ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu taahhütümüzü de tutuyoruz, gerçekleştiriyoruz. Yani en basit örnekten bakılırsa günde 22 tondu yanlış hatırlamıyorsam. 22 ton hakikaten üstün kalitede Avrupa Birliği standartlı suç bugün Türkiye piyasasına buradan kazandırılıyor. Diğer taraftan tabii biz milletvekili olarak bir başka boyuta baktığımızda burada 180'e yakın insan çalışıyor. Ve bu insanlar yine bizim ilimizden yaklaşık %150'si bizim ilimizden geliyorlar ve burada istihdam ediyorlar. Evlerine ekmek götürüyorlar. Tabii burada 28.500 dönüm arazi peyderpey tedirici olarak ıslah ediliyor. Gerçekten çok kötü standarttaki toprak bir anda bakıyorsunuz rahaya dönmüş oluyor. Bu da çok çok önemli bir şey. Ve her geçen gün bu tesis büyüyor. İnşallah bu tesis yanlış hatırlamıyorsam süt anlamında Anadolu'da Avrupa Birliği standartlarında Avrupa Birliği'ne ihraç edilebilecek süt anlamında üreten tek tesis Türkiye'de. İnşallah bu tip tesislerin gerek NİDE'de gerek Türkiye'de devamı gelir, sayısı artar, kapasitesi büyür. Ülkemiz bu anlamda bir başlattığı hamleyi daha öteye götürür. Şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.